أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, günahlarımızın silinmesine, derecemizin yükselmesine, muhabbetimizin ziyadeleşmesine Rabbim vesile eylesin. Rabbim eşlerimize, çocuklarımıza, aile bireylerimize, anne ve babalarımıza istikametler nasip eylesin. Hep beraber ailece cennette buluşmamızı sağlayacak güzellikler ailece Rabbim bizlere lütfeylesin. Kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan da Rabbim her birimizi hifz-u himaye eylesin. Ahirette hesabını veremeyeceğimiz yanlış işlere bulaşmaktan, hesabımızı zorlaştıracak yanlışlar yapmaktan, dünyada gülüp ahirette ağlayanlardan olmaktan Rabbim bizi de çocuklarımızı da muhafaza eylesin. Hem bizi hem eşlerimizi, çocuklarımızı ibadetine düşkün olanlardan eylesin. Haramlardan ve günahlardan, pislikten nefret eder gibi nefret edenlerden eylesin. Ve ateşten kaçar gibi kaçanlardan eylesin. Kıymetli dostlar, Hoca Efendimiz'in okuduğu ayeti kerimeler Tevbe Suresi'nin 71. ayeti kerimesinden itibaren okudu. Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri müjde ifade eden ayeti kerimeleri bizlere duyurmuş oldu. Elbette müjdeyi hak etmek için olması gereken özellikleri önce sayıyor. Şu özellikleri taşıyanlar, efendim onlara şu güzellikleri vereceğim diye müjdesini de veriyor. Önce hemen Cenab-ı Hak Celle Celaluhu müjdeye layık gördüğü, ahirette mutlu yapacağını vaat ettiği insanların özelliklerini sayıyor ve şöyle buyuruyor. Es-sa'idu billah vel mu'minun vel mu'minatu ba'duhum evliya'u ba'd. Mümin erkekler ve mümine hanımlar, imandan kaynaklanan, kelime-i şehadetten kaynaklanan bir kardeşlik duyguları, kardeşlik ruhları vardır. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa o bizim kardeşimizdir. Çin'de bir insanın isminin İsmail olduğunu duyarsak, Hasan Hüseyin olduğunu duyarsak, Müslümandır diye hemen aniden bir iletişim, sevgi kalbimizde ona karşı oluşmuş olur. Onun için Mevla buyuruyor ki, mümin erkekler ve mümine hanımlar, İmandan hareket ettiklerinden dolayı ba'duhum evliya'u ba'd, birbirlerinin dostlarıdırlar. Yani mümin müminin kardeşidir. Mümin mümine sırt çevirmez. Mümin müminin ayıbını araştırmaz. Mümin mümine buğz etmez. Ey Allah'ın kulları, birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinizin ayıplarını araştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insanın, çok affedersiniz, içki içmesi nasıl haramsa, bir Müslümanın ayıbını araştırıp ifşa etmesi de içki içmek gibi haramdır. Hatta içki içmek ona göre daha basittir. Neden basittir diyorum? Çünkü içki içtiğin zaman içki içmenin günahını çekersin. Tevbe edersen Allah ile arandadır. Cenab-ı Hak seni affeder. Ama bir Müslümanın ayıbını araştırıp ortaya koyduğun zaman, hele hele şimdi sosyal medyada da yayınladığın zaman 10 binlere, 100 binlere ulaşıyor. O insanla ilgili 10 binler, 100 binler nefret doluyorlar. Sonra sen bunu siteden kaldırsan da kul hakkını nasıl telafi edeceksin? Bir sürü insan o insana karşı nefret duyguları oluşturmuştur. Dolayısıyla kul hakkı işin içerisine girdiğinden dolayı içkiden daha kötüdür diyor. Şimdi burada kıymetli dostlar,
Kur'an-ı Kerim bizi irşad ediyor. Mümin erkekler, mümine hanımlar imandan hareket ederler ve dolayısıyla birbirlerinin dostu olurlar. Birbirine kuyu kazmazlar, birbirinin aleyhinde konuşmazlar, birbirine hasetlik, fesatlık yapmazlar, yapmamalıdırlar. Bu özelliğe dikkat edenlere sonunda Cenab-ı Hak müjdesini ifade edecek. Bu arada bu ayeti kerimenin anlaşılmasında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin meşhur bir hadis-i şerif var. Ne yapmıştır Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? İki elinin parmaklarını böyle birbirine girdirmiş ve buyurmuş ki müminler bir binanın tuğlaları gibidirler. Birbirine destek olmuş, kenetlenmiş bir binanın tuğlaları gibidirler. Müminler birbirlerine merhamet etmekte ve birbirlerini acı sevmekte bir beden gibidirler, bir ceset gibidirler. Bir kısmında ağrı varsa gözler ben de uyumuyorum, ayakta ağrı var ama ben de uyumayacağım der. Gözler ayakların ağrısına, sancısına ne yapar? Eşlik eder, matem tutar. Ağrıyorsa ayağım ağrıyor, beni ilgilendirmez demez. Öyleyse müminlerin dertleri ortaktır manası buradan elbette anlaşılıyor. Şimdi kıymetli dostlar, bundan hareketle bir Müslüman nasıl olmalıdır? İman noktasında birleştiğimiz kardeşimiz kim olursa olsun ona hasetlik yapmayız, fesatlık yapmayız, ayıbını araştırmayız, kızmayız, nefret etmeyiz, sırtımızı çevirmeyiz. Ve onunla Cenab-ı Hak bizi kardeş ilan etmiştir. Buna böyle inanırız. Hadis-i şerifte de talimat böyledir. Tam bu noktadayken kıymetli dostlar, son zamanlarda medyayı meşgul eden, Müslümanları meşgul eden, cemaatleri meşgul eden bir olay var. Efendi Hazretlerimiz, Mahmud Efendi Hazretlerimiz gerçekten sadece Türkiye'de değil, İslam dünyasında çok hüsnü kabul gören Allah-u Teala'nın çok samimi bir dostu olduğuna yakinen inanıyoruz. Türkiye'de yapmış olduğu hizmetlerle Türkiye'nin rengini değiştirdi. Gerçekten çok kötüye doğru giden bir gidişatı elhamdülillah İstanbul gibi yerde, Türkiye'nin her şehrinde çarşafıyla, sarığıyla, cübbesiyle Osmanlı'yı andıran bizim esnafımızın asli duruşunu ve asil duruşunu tekrar canlandıran büyük bir hizmet. Bu hizmetin çok ötesinde her mahalleye bir medrese, iki medrese, bir kız medresesi, bir erkek medresesi diyerek gerçekten Efendi Hazretlerimiz döneminde hanım kızlarımız arasında o kadar hoca hanımlar yetişmiştir ki Cumhuriyet döneminde bir başka örneği yoktur. Osmanlı zamanında bile bu kadar hoca hanım yetişmemiştir. Bu hizmetler ortada. Son olarak cenaze namazında işte farklı rivayetler 3,5 milyon, 4,5 milyon cenazede insan birikince veya 3,5 milyon insan birikince ki kadınlar gelmesin dendi. Buna rağmen bu kadar kalabalık toplanınca bu birilerini korkuttu diye düşünüyoruz. Beklediler ki, birileri beklemiştir ki bundan sonra bu cemaatin içerisinde çok hocalar vardır. Bunlar her birisi bir baş kaldırırsa 5-10 tane cemaat çıkar buradan. Dolayısıyla bu kalabalık dağıtılmış olur. Fakat öyle olmadı. Kimsenin sesi çıkmadı. Neticede Hasan Efendi de aşağı yukarı insanlar ittifak etmiş oldular. Bu da olmayınca aradan işte 2 sene geçmiş oldu. Kendi kendine bölünme, parçalanma olmayınca birileri devreye girdi. Çok basit sebeplerle, basit derken yani kavgayı gerektirmeyecek sebeplerle birbirimize insanlar birbirine girdiler. Şimdi takdir edersiniz ki ortalıkta İslam aleminde Gazze gibi ciddi bir konu varken, kardeşlerimiz katliamla öldürülürken, çocuklar, kadınlar yok edilirken, uzaktan sadece elimizi açıp dua ediyoruz, gönderdiğimiz yardımlar nasıl gitti, nasıl gitmedi, onun endişesini yaşadığımız bir atmosferde,
bir ülke varlıkla yokluk arasında mücadele verdiği bir dönemde bizim gündemimizden düşmemesi gereken aslında Gazze'dir ve Gazze gibilerdir. Böyle bir konu ortada varken sanki bu hiç yokmuş gibi basit şeylerle bir takım kavgalar oluşturulmuş oldu. Ben piyasaya yansıdığı için, sosyal medyada bizi de işin içerisine çekmeye çalıştıkları için bunu sizinle paylaşıyorum. İnancım şudur ki kıymetli dostlar, bir alimin yetişmesi kolay değildir. Yani siz düşünün ki 60 yaşında bir alim, 50 yaşında bir alim. Bunu bir kalemle silip attığımız zaman onun yerini kimle dolduracağız? Bekle 50 sene daha, 60 sene daha ya yetişecek ya yetişmeyecek. Yani her değeri korumak lazım. Alimleri, hoca efendileri itibarsızlaştığımız zaman onların sohbetlerinden istifade edecek olan insanlar istifade etmemiş olurlar. İnsanlar ilimden, ilim meclislerinden koptukları zaman takdir edersiniz ki neye teslim olurlar? Şeytan hakim olur. Yani vaazlardan, sohbetlerden, ilim meclislerinden insanlar mahrum olduğu zaman bu büyük bir felakettir. Asıldan uzaklaşmış oluruz. Şimdi hoca olarak bile, ilimle, kitapla meşgul olan bizler bile yani vaaz ve sohbetten uzak yaşayamayız. Bizi bile etkiliyor. Sohbetler bizi de olgunlaştırıyor. Dolayısıyla hoca efendilerin itibarsızlaştırılmasını asla doğru görmüyoruz. Medyada şu kötü, bu kötü, şu şöyle, bu böyle denmesinin İslam'a zarar verdiğini, Kur'an hizmetlerine zarar verdiğini inanıyoruz. Ayrıca gerçekten Fatih bölgesinde İsmail Ağa'nın yapmış olduğu hizmetler oradaki Patrikhane karşısında çok önemli bir hizmeti üstlenmiştir. Eğer oralara gidip gelen kardeşlerimiz varsa yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanmaya başladıklarını, efendim kahvelerin, kumar oyunlarının sokak arasında yukarıya doğru tırmandığını, dolayısıyla kendilerine göre bir fetih çalışması yaptıklarını çok net bir şekilde görürsünüz. Ama medreselerle dolu olduğu zaman oralarda bu çalışmalar olmuyordu. Şimdi daha fazla oluyor. Yani diyelim ki İsmail Ağa çevresinde, Fatih çevresinde veya bir başka yerlerde medreselerdeki kız veya erkek talebeleri buradan uzaklaştırdık. Medreseleri boşalttık, hocaları dağıttık. Bundan kim sevinecek? Sadece şeytan sevinecek. Sadece şeytan istifade edecek. Bir de biraz önce ifade ettiğim gibi Bizans emellerine daha kolay ulaşmak için fırsat bekliyordu. O fırsat eline geçmiş olacak. Sonuç olarak şunu çok net olarak ifade etmek istiyorum. Her hoca efendi değerlidir. Hiçbir hoca efendi itibarsızlaştırmamak lazım. Kur'an hizmetlerine ket vurmamak lazım. Medrese hizmetleri bir şekilde devam etmesi lazım. Sohbet hizmetleri devam etmesi lazım. Bir gün gitseniz İsmail Ağa Camisi'ne baksanız ki 50 tane cemaat vardır. Ağlar mısınız, güler misiniz? Ağlarsınız. Bir pazar sohbetine gitseniz dolup taşan camide 50 tane, 100 tane cemaat olduğunu görseniz sevinir misiniz? Asla sevinmezsiniz. Hangisi olursa olsun Kur'an hizmetleri, sohbet hizmetleri bir şekilde devam etmeli. Şahsımla alakalı da yapılan tezvirat vesaireler çok önemsemiyorum. Yani yapan kişiler karaktersiz trollerdir. Neydi belli olmayan alt tabakadaki insanlar bunu yapıyorlar. Ne için yapıyorlar? Hedeflerinde ne vardır? Kimden para alıyorlar? Efendim kimi yüceltmek istiyorlar? O da belli değildir. Ama belli olan bir şey vardır ki ilim sahiplerini ve hizmet sahiplerini itibarsızlaştırıyorlar. Dolayısıyla bundan dediğim gibi şeytan kâr eder, başka kimse kâr etmez. Gelelim ayetimize. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ne buyuruyor? Mümin erkekler ve mümine hanımlar imandan kaynaklı birbirlerinin dostlarıdırlar. Dost dostla nasıl muamele etmesi gerekirse öyle muamele ederler, bu birincisi. Yani biz mümin kardeşlerimizi Allah için seveceğiz dünyanın neresinde olursa olsun. Biz aramızdaki bazı arkadaşlarımız, mütevellideki bazı dostlarımız da bile buradan Burkina Faso'ya gittik. Gine'ye gittik.
Afrika ülkeleri bunlar. İnanın ki gittiğimiz zaman hani o bölgede yemek yiyemiyorsun. Otelde ancak işte otel yemekleri biraz ulusal, uluslararası olunca orada yemek yiyebiliyorsun. Kendi gittiğimiz köylerde, mescit, cami açmaya gittiğimiz, temel atmaya gittiğimiz yerlerde bir lokma yemek yeme şansımız yok. Efendim, giderken de hani gitme şartları da böyle, yollar düzgün değil, ilkel şartlarla gidiyorsun. Ama arkadaşlarımız hani burada en lüks imkanlarda yaşama imkanına sahip olan arkadaşlarımız burada toprağın üzerine yatıp uyumayı bile bir nimet olarak kabul etmişler. Buradan bu kardeşlerimizi o Afrika ülkelerine götüren, Burkina Faso'ya götüren, Gine'ye götüren, Etiyopya'ya götüren, sadece ve sadece oradaki mümin kardeşlerimizin yarasına nasıl merhem olabiliriz? İmkanı kıt olan o insanlara nasıl biraz daha imkan sunabiliriz? Bundan başka zerre kadar başka bir duygu var mı? Yok. Hele hele dönerken, dönüşte uçak biraz uçak saatine var, yatacak yer yok. Toprağın üzerine yatıyorsun, böcekler bir taraftan dolaşıyor. Efendim, ama arkadaşlarımız o kadar yorulmuş ki sanki böyle kuş tüyünden yastık üzerine kafasını koymuş gibi horul horul uyumaya başlamışlardı. Yani bu arkadaşlarımız her otele yatmazlar, yani imkanı vardır. Kaliteli oteli seçer, otelini seçerken, yazlık tatilini yaparken efendim en iyi, en güzel yerleri seçer. Bu özelliğe sahip olan arkadaşlarımız eğer dediğim gibi Burkina Faso gibi, Gine gibi bu bölgelere zor ve kıt imkanlarla yaşayan bu bölgelere gidip 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün çile içerisinde dolaşıyorlarsa sadece ve sadece o buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bu kelime-i şehadet etrafında kardeşlerimizi hesaba kattık. Nasıl yardımcı olabiliriz? Bir cami, bir medrese, bir su kuyusu derken elhamdülillah bu dostlarımız, siz kardeşlerimiz vasıtasıyla şu anda o günden bugüne kadar binlerce talebe o açtığımız camilerde, medreselerde okudular, okumaya devam ediyorlar. Bizi oraya götüren nedir? İmandaki kardeşliktir. İşte bu önemli. Vel mü'minûne vel mü'minâtu ba'duhum evliyâ-u ba'd. Demek ki müminler birbirinin dostu olacaklardır. İkincisi, ye'murûne bil ma'rûfi ve yenhevne anil münker. Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği ikinci özellik, bir Müslüman hani her koyun kendi bacağından asılır ilkesi olmayacak. Bana sokmayan yılan 1000 yıl yaşasın anlayışı olmayacak. Emri bil maruf nehi anil münker dediğimiz. Oğlumuz namaz kılmıyorsa bana ne diyebiliyor muyuz? Oğlumuz hiç çalışmadığı zaman 25 yaşına geldi hiç çalışmıyor. Mıymıntı mıymıntı evde yatıyorsa bana ne diyor muyuz? Diyemiyoruz, üzülüyoruz. Çalışmayan oğlumuzun, işe gitmesi gereken oğlumuzun işe gitmemesi bizi üzüyorsa, namaz kılması gereken çocuklarımızın kılmaması, damatlarımızın, gelinlerimizin kılmaması bizi üzmez mi? Elbette bu da bizi üzmüş olacak. Nasıl ki çocuğumuzun namaz kılıp kılmaması bizi ilgilendiriyorsa, komşumuzun, tanıdığımız insanların dindeki eksiklikleri de bizi ilgilendirmeli. Emri bil maruf dediğimiz iyiliği onlara emretmeli, kötülükten onları nehyetmeli. Bu neye benzer kıymetli dostlar? Kısa zaman önce bir siyasi belediye seçimleri oldu. Bu seçimlerde vatandaşlardan birisi X partide, öbürü bir başka partide, öbürü bir başka partide. Her parti üyesi ne için mücadele verdi? Kendi elemanları çoğalsın, daha fazla rey alsın diye bir çalışma yaptı. Para da harcadılar mı? Para da harcadılar. Peki bu nedir? Siyasi bir çalışmadır. İnsanların bundan maddi bir beklentisi vardır veya siyasi bir beklentisi vardır. İşte imanda birleşen insanlar siyasi değil. Bu insanların, çevremizdeki insanların abdestle, namazla, Kur'an'la, İslam'la buluşmasını, ahlakla, saygıyla buluşmasını, haramdan, helalden anlar ve bunlara dikkat eder duruma gelmesini, kısacası cennetini kazanmasını arzu etmek
din adına çalışma yapmak. Buna emri bil maruf, nehyanil münker deniyor. Cenab-ı Hak bunu bizden istiyor. Diyelim ki bir arkadaşımızla yolculuğa çıkıyoruz. Bir hafta beraber yolcuyuz. Biz namaz kılıyoruz, o kılmıyor. Ona hiç hadi kardeşim sen de gel namaz kıl demezsek, biz namazımızı kılmakla namaz kılma görevimizi yapmışız. Ama ikinci bir vazifemiz var, namazsız arkadaşımızı namaza davet etmek. Diyelim ki bu yolculuk esnasında biz içkiden kumardan uzak duruyoruz, yanlış işlerden uzak duruyoruz. Arkadaşımız kayıyor, gidiyor, yanlış bir iş yapıyor. Yaparsa yapsın, bana ne demek, ayrı şeydir. Kardeşim gel ya, bu günahtır, yazıktır. Cenab-ı Hak her yerde bizi hesaba çekiyor. Her yerde yaptıklarımızın hesabını vereceğiz dersek, buna da emri bil maruf, nehyanil münker denmiş oluyor. Cenab-ı Hak bunu bizden istiyor mu? İstiyor. Bu konuda son olarak şunu söyleyeyim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Es-sa'idu billah, vel tekum minkum ummetun yed'une ilel hayri ve ye'murune bil marufi ve yenhemen alil münker. Sizden mutlaka bir grup oluşturun, iyiliği emretsinler, kötülükten nehetsinler. Kuntum hayra ummetin uhricetin nas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil münker. Bu ümmet en hayırlı ümmet midir? Evet. Gerekçesini nasıl anlatıyor Cenab-ı Hak? Çünkü siz iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz. Bu kısacası din derdiyle dertlenmek demektir. Arkadaşlarımız, genç olanların farklı arkadaşları var, orta yaştakilerin farklı arkadaşları var, yaşlı olanların farklı çevresi var. Ama herkes çevresini çok iyi kullanmalı. Hangi noktada kullanmalı? Emri bil maruf, nehyanil münker noktasında kullanmalı. Cenab-ı Hakk'ın ikinci olarak bizden istediği bu. Ve yuqimun es-salah. Üçüncü olarak da namazlarında hassas olurlar buyuruyor. Kıymetli dostlar, namazsız asla olgun bir Müslüman olmak mümkün değildir. Nehir akar gibi bir insan servetini akıtsa fakir fukaraya, ama işin içerisinde namaz yoksa olgun bir Müslüman olması mümkün değildir. Çünkü dinin direğidir namaz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ve yuqimun es-salate, namazda da hassas olurlar buyuruyor. Sonra dördüncüsü ve yutune zekate, zekat konusunda da hassas olurlar. Yani sonuçta namaz bedeni bir ibadettir. Zekat da mali bir ibadettir. Her ikisinde de Allah'ımın talimatı budur. Ben bunları seve seve yerine getiririm derler buyuruyor. Ve beşinci olarak mı? Ve yuti'un Allah'a ve Resulehu. Hususi olarak bu özelliklere, emri bil maruf nehyanil münkere, namaz konusunda, zekat konusunda hassas olurlar. Genelde de Allah ve Resulüne itaat ederler. Hayat prensibim nedir? Allah ne derse olur. Peygamber ne derse o olur. Benim hayatımda, benim ticaretimde, benim evlenmemde, benim çocukları yetiştirmemde hayat prensibim Allah'a ve Resulüne itaat ederim. O ne derse o olur. Bu ilkeden de vazgeçmezler. Ulaik işte bunlar. Bu özellikleri yerine getirenler, müminler arasında kardeşlik duygusunu geliştirenler, iyiliği emredip kötülükten nehyedenler, namaz konusundaki hassasiyetini doruk noktaya çıkaranlar, mali ibadetler noktasında cimrilikten kurtulup görevini seve seve yapanlar, genel anlayış itibariyle de Allah'a ve Resulüne itaat edenler, ulaiki işte bunlar, bu özelliklerinden ve güzelliklerinden dolayı seyerhamuhumullah, yakında onlara Azrail Aleyhisselam gelecek, ruhlarını kabz edecek. Azrail Aleyhisselam onların ruhlarını kabz ederken benim rahmetim onlara tecelli etmeye başlayacak. Gökten indireceğim rahmet melekleri onlara takviye yapacak. Kabirde münker ve nekir meleklerin suallerine kolaylıkla cevap verecekler. Mahşerde diriltilirken yine rahmet meleklerimi onlara göndereceğim. Anahtar teslim cennete girinceye kadar o melekler onlara öncülük yapacaklar, rehberlik yapacaklar. Cennete girince de zaten rahmet deryasına gark olacaklar. Ulaike seyerhamuhumullah. İnnallâhe azîzün hakîm. Cenab-ı Hak aziz ve hakimdir. Yani gerçekten bu özellikleri yerine getiren kullarını yüceltecek, onlara yüksek makamlar verecek güce sahiptir. Hakim her yaptığı dost doğrudur. Asla Cenab-ı Hakk'ın yanlışı yoktur. Ve'adallahu'l mu'minine vel mu'minati. Cenab-ı Hak bu mümin erkeklere ve bu mümine hanımlara vaat etti. Söz verdi. Neyi söz verdi? Cennetin tecri min tahtiha'l enhar. Siz yeter ki bu özellikleri yerine getirin.
ben size altlarından nehirler akan cennetleri söz verdim. Halidine fiha, o cennette de ebedi kalıcıdırlar. Asla oradan çıkmak, mahrum kalmak diye bir şey söz konusu değildir. Ve mesakine tayyibeten, bu cennetlerde de o kadar güzel meskenler ki, oturacağınız köşkler ki, fi cennati adnin, ikamet edilecek olan cennetlerde öylesine hoş meskenler var ki, A'dan Z'ye kadar, Elif'ten Y'ye kadar her şey mükemmel dizayn yapılmış. Şurada şu eksik vardır. Efendim prizi yerinden oynamıştır, düğmesi yerinden oynamıştır, vazosu kaymıştır diyebileceğimiz, gözümüzü gönlümüzü yoracak en ufak bir hata yoktur. Hoş meskenler. Bir de en önemlisi, ve rıdvanun minallahi ekber, Cenab-ı Hakk'ın azıcık razı olması bunların hepsinden daha büyüktür. Zalike huvel fevzul azim, işte bu büyük bir kurtuluştur diyor Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri. Şimdi hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mümin erkek ve mümine hanım için cennette öyle bir köşk vardır ki inciden yapılmıştır. Tek bir inci ona köşk olarak, incinin içerisi oyulmuş, kocaman bir inci. İçerisine köşk olarak ona hazırlanmış. İşte uzunluğu şu kadar, yüksekliği şu kadar deyip büyüklüğünü anlattıktan sonra fiha ehlune yatufu aleyhim, yani orada insan kendisi, ehli, cennetteki eşleriyle beraber yaşayacak. Ve diyor ki hadis-i şerifin devamında, yadufu aleyhim la yara ba'duhum ba'dan, yani o kadar geniş olacak ki insanlar oradaki aile bireyleri dolaşırken birbirini kaybedecekler. O kadar köşkün büyüklüğünü anlatıyor. Tabii bunlar şimdi böyle dinliyoruz. İnşallah gidince göreceğiz. Gördüğümüz zaman bu anlatılanlardan çok daha mükemmel olduğunu zaten biz de fark etmiş olacağız. Sonuç olarak kıymetli dostlar, Cenab-ı Hakk'ın kulundan azıcık razı olması hepsinden daha büyük nimettir buyuruyor. Cennetteki nimetleri Cenab-ı Hak kullarına tahsis edince kullar hayran olacak. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri, benden başka bir şey ister misiniz diyecek. Allah'ım daha ne isteyebiliriz dediklerinde Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri, ben size rızamı helal kıldım. Bundan sonra asla size gazap etmeyeceğim. Daima sizden razı olacağım buyuracak. Onu buyurduğu zaman cennet ehli o güne kadar gördükleri güzelliklerin den aldıkları zevkin daha fazlasını bu cümleden alacaklar. Rabbim bu cümleyi duymayı her birimize nasip eylesin. Yüce Rabbim annelerimizi, babalarımızı affeylesin. Bizlerden razı eylesin. Çocuklarımızı, eşlerimizi hayırlı eylesin. İstikamet üzere eylesin. Yüce Rabbim Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Hacca giden ve gidecek olan kardeşlerimizi Rabbim mebrur ve makbul haçlarla girip güzel vazifelerle, müstecap dualarla dönmelerini nasip eylesin. Yüce Rabbim Celle ve Aleyh Hazretleri kurban hizmetlerini sağlıklı, sıhhatli bir şekilde gerçekleştirmeye ve dolayısıyla bir kurban bayramını huzur içerisinde idrak etmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği bozacak fitne ve fesat çalışmalarına alet olmaktan da Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Amin. Bu fitne ve fesadı çıkaranları da Rabbim hayırla ıslah eylesin. Amin. Yüce Rabbim cennetiyle, cemaliyle, likai şerifiyle, vuslatiyle cümlemizi müşerref eylesin. Amin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ruhi için, her birimizin, bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha.